Herkese selamlar. Bu videoda Transaction Management'ı konuşacağız. Spring Boot tarafında Transaction Management'ın nasıl yapılacağını, propagation'ları, isolation level'ları ve transaction proxy'leri anlatıyor olacağım. Daha öncesinde yapmış olduğum bir uygulama üzerinden bahsedeceğim bunu. Yani videodan önce hazırladığım bir uygulama üzerinden bahsedeceğim. Propagation level'ları biraz daha tanıtmak amacıyla bir iki tane farklı senaryo uydurup o senaryolar üzerinden gideceğim. Sonrasında ise bir de daha öncesinde yazmış olduğum ufak bir transaction proxy desenini anlatan, yani %100 o şekilde değil ama en azından bir fikir olabilecek yapı kurguladım. O yapıyı da bu videonun içerisinde göstereceğim ve bahsediyor olacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle Transaction Management'ın ne olduğundan bahsedelim. Transaction Manager aslında çok basit bir şekilde hata süreçlerini yönetmedir. Ben bunu şuradaki örnek üzerinden anlatacağım. Bu örnek ne? Bu örnek şu. Şimdi benim burada bir tane veri tabanım var ve bu veri tabanı bir tane tabloya sahip. Bank account tablosu ve bu bank account tablosu IBAN, account number, balance yani miktar gibi değişkenler tutuyor. Burada Berat kullanıcısı Kerem kullanıcısına bir kira ödemesi yapmak istiyor. Ne kadarlık bir kira ödemesi yapmak istiyor? Yaklaşık 1000 TL'lik bir kira ödemesi yapmak istiyor. Berat kullanıcısı bu Business Logic'e isteğini gönderdiğinde, yani bu bizim Spring Boot'umuzun API'ına istek gönderdiğinde, API'de bunu business katmanına, yani servislere ilettiğinde, iş katmanımızın olduğu noktaya ilettiğinde burada repositoryler aracılığıyla DB'ye gidiyoruz. Ve DB'ye gidince ne yapıyoruz? Berat kullanıcısının hesabından 1000 TL alıyoruz. Değil mi? Ve bunu commit ediyoruz. Peki buradaki commit etme işlemi nedir? Siz DB'de bir veriyi değiştirdiğiniz anda bu hemen değişmez. Bu veri öncelikle geçici olarak değişir. Ta ki DB bunu commit edinceye kadar. DB'yi commit ettikten sonra bu veri kalıcı olarak değişir. Ve burada biz 1000 TL'yi Berat'ın hesabından çektiğimiz için Berat'ın diyelim ki 4000 TL bakiyesi vardı. Artık 3000 TL bakiyesi var. Sonra tekrardan Business Logic'e response'ı DB repository gönderdi. Ve dedi ki ben Berat kullanıcısının hesabından 1000 TL çektim. Business Logic'te o zaman bu parayı git Kerem kullanıcısının hesabına yatır dediği anda bir hata meydana geldiğini varsayalım. Ve bu hata meydana geldiğinde Berat'ın hesabından 1000 TL çekilmiş olacak ama Kerem'in hesabına 1000 TL yatmamış olacak. Yani buraya herhangi bir para gitmemiş olacak. Burada bir para akışı olmayacak. İşte tam bu noktada biz verinin tutarlılığını sağlamak için Transaction Management yaparız. Yani transaction'lar kullanırız. Bunu kendimiz elle tasarlayabilmemiz mümkündür fakat son derece zordur. Spring Boot bize burada çok güzel, yani Spring Framework bize çok güzel bir anotasyon sağlayarak bunları çok iyi yönetmemize, çok rahat bir şekilde yönetmemize olanak tanıyor. Ve bu videoda bunlardan tek tek bahsedeceğim. Bir tane anotasyon var aslında. O anotasyon özelliklerinden bahsedeceğim diyeyim. Daha doğru olur. Kısacası Transaction Management bu. Ben verinin tutarlılığını sağlamak istiyorum. Berat'ın hesabından Kerem'in hesabına 1000 TL gönderdim. Fakat para çıkışı Berat'ın hesabından oldu. Bu DB'ye yansıdı ama Kerem'in hesabına gitmedi. O zaman benim bütün işlemleri rollback yaparak geri almam gerekecek. Aksi takdirde düşünsenize para aktarımı yapıyorsunuz. Sizin hesabınızdan para çıkıyor, hesabına para ulaşmıyor. İşte burada hatalar meydana geliyor mu? Tabii ki de geliyor. Birçok hata olabilir. İşte burada Transaction Management gerekiyor. Hemen bir sonraki slaytıma geçiyorum. Pardon, bu kalmış, bunu sileyim. Transaction'ın anotasyonu kullanıyoruz Spring Framework'ünde. Spring tarafında bu bunu kullanabilmeniz için konfigürasyon yapmanız gerekiyor ama Spring Boot tarafında herhangi bir konfigürasyona gerek yok. Spring Boot'ta zaten default olarak enable geliyor Transaction Management ve bu anotasyon hem sınıflara hem de metotlara tanımlanıyor. Ben ilerleyen dakikalarda Transaction anotasyonu içine giderek oradaki property'lerden de tek tek bahsediyor olacağım. Bu videonun açıklama kısmına da birçok makale bırakacağım daha iyi anlamanız açısından ve ben de zaten bunları hazırlarken buradaki makalelerden yardım alarak hazırladım. Biraz derinlemesine bakalım. Peki bu transaction'ın anotasyonu ve transaction yapısı nasıl çalışıyor? Burada AOP, yani Aspect Oriented Programming yapısı kullanarak, bakış yönlü bir programlama kullanılarak yapılıyor. Bizim N-Layer Architecture'da bildiğiniz üzere bir presentation layer'ımız, yani bir API katmanımız var. Buradaki Spring Boot'taki API'ye benziyor. Burada bir business layer'ımız var. Yani servislerimizin olduğu kısım, bütün iş kurallarımızı yönettiğimiz kısmımız var. Bir de data access layer kısmımız var. İşte biz aspect oriented programı kullanarak diyoruz ki cross-cutting konsolları burada kullanıyoruz. Cross-cutting konsollar iş mantığıyla bizim endişe dediğimiz, yani loklama, Transaction Management, Data Validation, Security gibi başka ne var? Performans gibi noktaları ayırmaya yarayan bir yapı. Biz burada cross-cutting kontrollerini kullanıyoruz. Yani şuradaki gördüğünüz şu dikine kesen her şey iş mantığından ayrılması gereken bir concern, bir endişe. Loglama böyledir, Transaction Management böyledir, Validation böyledir, Security böyledir. Şöyle düşünün. Ben diyelim ki bir tane product servisim var. Şu product servisim olsun. Buraya çizdiğim yuvarlak. Ve bunun içerisinde bir create metodu var. Ve ben bu create metodunu çalıştırmak istiyorum. Ben bu create metodunu çalıştırdığım anda interceptor araya giriyor. Transaction için diyelim veya security için herhangi bir şey için olabilir. Araya giriyor AOP mantığıyla. Araya giriyor ve diyor ki interceptor, ya şu metottan önce git şuradaki fonksiyonu çalıştır. Şu metottan sonra da git bir daha şuradaki şeyi çalıştır. İşte biz bunları kullanarak daha efektif bir programlama altyapısı sağlıyoruz, kazanıyoruz. Buradaki transaction yapısı da tamamen AOP olarak bir interceptorlar aracılığıyla çalışıyor. Bu da cross-cutting konsollar mantığında iş mantığıyla endişeleri birbirinden ayırmaya yarıyor. İkinci derin bakışımızda ise şu olacak. Proxy'nin ne olduğu. Spring Boot, aslında Spring Boot diyeceğim. Spring Dynamic Proxy kullanılıyor. Yani siz transactional annotasyonuyla işaretlediğiniz bir nesne için Spring Boot çalışma zamanında bir proxy oluşturuyor. Ve siz bu proxy aracılığıyla oradaki metottan, yani çağırmak istediğiniz, üzerine işaretleme yaptığınız metottan önce veya sonra business logic'ler, bazı işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu tekrardan derinlemesine ineceğim ama hatta buradaki kodu da gösterme daha iyi anlayacaksınız. Ama öncelikle şöyle yüzeysel olarak proxy'nin ne olduğuna bakalım. Bir kere proxy bir pattern. Structural design pattern, yani yapısal bir tasarım deseni. Bununla alakalı yine makaleyi, yazıyı da şeyin altına bırakacağım, videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şu şekilde çalışıyor. Ben orijinal nesnemi kontrol ediyorum bir sınıf üzerinde. Ve orijinal nesnemin fonksiyonuna erişmeden önce, eriştikten sonra bazı işlemler gerçekleştiriyorum. Neden bu işlemleri gerçekleştiriyorum? Tam da buradaki çizimde gördüğünüz gibi öncesinde bir tane işlem gerçekleştirdim. Nedir bu? Transaction'ı başlattır. Ne yaptın? Ana işlemi gerçekleştirdim. Ana işlem neydi? Product create'di, kategori create'di, user create'di, user login'di, user register'dı. Bunları gerçekleştirdim. Hemen sonrasındaysa dedim ki ya hiçbir hata meydana gelmedi. O zaman hepsini commit et ve bırak dedim. Bu transactional proxy, yani proxy diyorum. Transactional proxy yapısını bu şekilde düşünün. Veya bir hata gerçekleşti. O zaman da git rollback at. Yani bütün her şeyi geri al dedim. Proxy kısaca budur. Burada orijinal nesne için yedekleme yapabilirsiniz. Extract'e birçok business logic yazabilirsiniz. Bununla alakalı da yapmış olduğum o sınıfı, yani sınıf yapısını gösterdiğimde daha detaylı her şeyi anlayacaksınız. Zaten videodan önce bu videoyu sunmak için hazırlamış olduğum uygulamada da onu koyacağım. GitHub'da da kaynak kodlarına erişebilirsiniz. Hemen Transaction Proxy örnek 1'e geçelim. Sizce buradaki kod bir Transaction Proxy örneği midir? Aslında bir proxy örneği midir? Baktığınız zaman neyimiz var bizim burada? Bir kategori servisimiz var. Bu bir interface. Yani bir abstract class. Bir de bir concrete class'ımız var. Normal standart class'ımız var. Kategori servis IMPL kategori servisi implement ediyor. Implement ettiği için ise create metodunu override ediyor ve burada kendi içerisinde logic işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu bir transaction proxy örneği değildir. Hemen bir sonraki slaytta ise asıl bizim transaction proxy örneğimiz mevcuttur. Spring çalışma zamanında sizin transactional olarak işaretlediğiniz bir sınıfı, fonksiyonu bu şekilde kapsüllüyor. Yani bu şekilde içine alıyor. Peki nasıl alıyor? Şuraya sileyim. Şuraya tekrardan geleyim. Şu kalemin rengini değiştireyim. Bir proxy sınıfı oluşturuyor. Bu proxy sınıfın adını şöyle düşünün. Proxy kategori servis IMPL veya proxy kategori servis böyle bir sınıf oluşturuyor. Ve bu sınıfı kategori servisten implement ediyor. Kategori servis de zaten kendisini kategori servisten implement ediyor. Bizim burada erişmek istediğimiz obje ne? Aslında kategori servis. Bizim buradaki kategori servis IMPL'imiz zaten bir kategori servis değil midir? Bir kategori servistir. Çünkü kategori servis onun atasıdır. Yani o top sınıfıdır, babasıdır, anasıdır artık. Herhangi bir şey bilmiyorum. Odur. Yani kategori servis IMPL'de bir kategori servistir. Ben proxy'de yani şu sarı alanın içerisinde şu create metodundan önce veya sonra bir takım işlemler gerçekleştiriyorum. İşte burada business logiclerimiz yer alıyor. Bunu kodda gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Neden business logiclerimiz yer alıyor? Ben create metoduna bir transaction anotasyon koydum. Ya o anotasyondan önce transaction'ı başlatmak istiyorum. Ya pardon, bu fonksiyon çalışmadan önce o transaction'ı başlatmak istiyorum. Bu fonksiyon bittikten sonra ise transaction'ı kapatmak veya bir hata olursa rollback atmak istiyorum. İşte burada proxy'nin bunu kapsüllemesi, içine alması gerekiyor. Orijinal nesne, yani buradaki orijinal nesnemiz kategori servis IMPL veya kategori servis aslında, ona erişimimizi kontrol altına alıyoruz. Peki biz burada bir şey tanımladık. Bizim interface'imiz var, bir de konkret sınıfımız var. Peki ya şey yoksa ne olacak? Yani ben bir interface'ten veya üst bir sınıftan implement etmediysem, extent almadıysam ne olacak? İşte oradaysa yine aynı mantığı şu şekilde yürütüyor Spring. Çalışma zamanında oluşuyor bunlar. Asla unutmayın. Yine bir tane proxy sınıfı oluşturuyor ve bu proxy sınıfının mevcut olan servisten veya sınıftan miras alıyor. Bunu miras aldıktan sonra ise transaction'ı başlatıyor. Sonra sizin sahip olduğunuz create metodunu super.create'de çağırıyor ve gerekli olan commit veya rollback işlemlerini gerçekleştiriyor. Yani öncesinde bir işlem gerçekleştiriyor ve sonrasında bir işlem gerçekleştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Tabii proxy pattern'ını kullanarak bir objeye, gerçek objeye erişimi kontrol altına alarak öncesinde ve sonrasında bir takım işlemler gerçekleştiriyor. Şu propagation'ları geçmeden önce hemen koda geleceğim. Bunu kodda göstereceğim ki çok daha iyi otursun diye. Koda geldim. Şu ekranı temizleyeyim. Bakın. Şimdi ben buraya bir tane proxy package oluşturdum. Bu package normal, hani boş bir Java uygulaması olarak düşünün. Burada herhangi bir şey yok. Burada bir tane kategori servis interface'im var. Ve bu kategori servis interface'i içerisinde bir adet create metodu barındırıyor. Aynı şekilde kategori servis IMPL sınıfım var. Buradaki kategori servis IMPL sınıfım buradaki kategori servisi implement ediyor ve tabii implement ettiği için de fonksiyonu override ediyor. Ve burada bazı lojik işlemleri gerçekleştiriyor. Örneğin işte create kategori, yani bu işlemi gerçekleştiriyor burada, değil mi? Burada bu işlemleri gerçekleştiriyor. Bir de çalışma zamanında ben gelip şuradaki create'in üzerine şöyle transactional anotasyon tanımladığımda Spring arka tarafta şunu yapıyor. Gidiyor şöyle bir sınıf oluşturuyor. Proxy kategori servis. Ve proxy kategori servisi kategori servisten implement alıyor. Sonrasında biz buradaki orijinal nesnemizi burada çağırıyoruz property olarak. Create metodunun içerisinde diyoruz ki eğer benim orijinal nesnem null'sa bak git örneğini oluştur. Arkadaki aşağıdaki işlemlere devam et. Nasıl devam et? Şöyle devam et aşağıdaki işlemlere. Öncelikle transaction'ı başlat. Sonra orijinal nesnem bu. Buradaki create metodunu çağır. Yani tam da şeyde olduğu gibi. Tam da burada slide'da olduğu gibi pardon. Bakın şuradaki olduğu gibi open transaction, call super create. Şurada olduğu gibi. Trigger, commit, rollback. Bakın bu işlemleri tek tek gerçekleştiriyor. Peki nasıl gerçekleştiriyor bu işlemleri? Şöyle gerçekleştiriyor. Bakın burada create'i çağırıyor. Sonrasında eğer bir hata olursa, yani catch'in içerisine düşerse hemen rollback atıyor. Düşmezse zaten buradaki bütün işlemler başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. O zaman git bir commit yap. Transaction'ı commit et. Ve tüm her şey DB'ye yansınsın. Buradaki Spring tarafındaki transaction'ı yönetirken proxy mantığı bu şekilde çalışıyor. Tabi %100 olarak bu şekilde çalışmıyordu. Propagation'lar var, isolation level'lar var. Onları kontrol ediyor, onları kontrol ediyor. Yani çok karmaşık bir business logic var o tarafta. Ama sadece kafanızda canlansın. Proxy pattern de biraz kafanızda canlansın diye bu örnekteki yine benzer bir şekilde işlemler gerçekleşiyor. Tekrardan özet geçeceğim. Spring çalışma zamanında bir tane proxy kategori servis diye bir sınıf oluşturuyor. Bu sınıfı oluşturduktan hemen sonra ise bunu ana objemizden extend alıyor. Ana extend aldığı için biz şuradaki erişmek istediğimiz gerçek objemize şu fonksiyon içerisinde erişiyoruz. Ve burada erişim sağlarken neler yapıyoruz? Transaction'ı başlatıyoruz. Fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Kategori service.create fonksiyonu çağırıyoruz. Eğer bir hata olması doğrultuda catch'e düşüyor, rollback atıyoruz. Bütün işlemler başarıyla tamamlanırsa commit ediyoruz transaction'ımızı. Ve işlemler doğru bir şekilde yoluna devam ediyor. Proxy ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Yine bu videonun açıklama kısmına kaynaklar bırakacağım. Bu kaynaklara giderek proxy'leri daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bunu bilmek son derece önemli. Zaten hani gerçekten bunu bilenlerin sayısı dahi son derece azdır diyebilirim. Uygulamadan biraz bahsedeceğim. Çünkü uygulama üzerine şimdi propagation'ları anlatacağım. Uygulamada neler var? Uygulamada bir controller'ım var. Bir kategori controller, bir de product controller. Kategori controller'ın aslında controller'dan başlamayayım. Önce entity'den başlayayım. Entity'lerim var. Kategori entity'm var. Şöyle boş bir entity. Zaten hani bunları bildiğinizi varsayarak direkt boş geçiyorum. Burada image entity'm var. Ürünlerime ait resimlerin olduğu. Ürün var. Product entity'm var. Ve bir de sub kategori entity'm var. Kategorilerin alt kategorileri olarak tuttum. Herhangi bir relation koymadım. Extra relation'larla uğraşmak istemediğim için hiçbir relation koymadım. Zaten o relation'lar olsaydı örnekleri tam gerçekleştiremezdim. Relation'lar yok burada. Tabii bu entity'lerim için repository'lerim var. Kategori repository, image repository, product repository, sub kategori repository. Bir de servislerim ve controller'larım var. Servislerimin içerisinde ben propagation'ları anlatıyor olacağım. Kategori servisim, kategori repository çağırıyor. Süper sub kategori servisi çağırıyor. Onun içerisinde create metodunu çağırıyor. Kategori servisimin kendi içerisinde bir create metodu var. Bakın dikkat ederseniz bunu herhangi bir şeyden extend etmedim. Spring Boot bir proxy oluşturduğunda direkt bu sınıfı extend ediyor kendisine. Bunu unutmamak gerekiyor. Sonrasında ise burada bir image servisim var. Image servisimin bir tane transaction anotasyonu var. Bir tane de create metodu var. Product servisim var. Product servisim ne yapıyor? Bir product oluşturuyor. Create metodu var. Burada bir product oluşturuyor. Bir de image'lar oluşturuyor. Bu product'a ait. Bir de sub kategori servisim var. Bu da bir update metodu. Bir de create metodu var. Controller kısmında ise yine kategori controller'ım ve product controller'ım var. Burada herhangi bir response, bir request almıyorum bu arada. Sadece get mapping'de bunları tanımladım. Burada entity'lerimi kendim oluşturuyorum. Öncelikle bir tane product entity'si oluşturuyorum. Sonrasında image, image 1, 2, image 3, image 4'ü oluşturuyorum ve burada image tanımlayıp product servisin create metodunu çağırıyorum. Product servisin create metodu benden bir product alıyor. Bir de şurada görüldüğü üzere list image alıyor. Kategori kontrolümün içerisinde ise kategori.create fonksiyonu benden bir adet kategori, şurada bir adet kategori ve bu kategoriye karşılık bir de sub kategori listesi alıyor. Burada görüldüğü üzere. Uygulama bu kadar temelde basit. Şimdi hızlıca propagation'lara da bir bakalım. Sonrasında propagation'ları bu uygulama üzerinden inceleyelim. Şöyle aklım, notlarıma bir bakayım. Unuttuğum bir şey var mı? Hayır, yok. OOP'den bahsettik. Propagation'larımız var. Sonrasında ise isolation level'larımızda 3 adet eş zamanlılık problemine de değiniyor olacağız. Ama öncelikle şeyden bahsedelim. Propagation'lardan tek tek bahsedelim. Şimdi burada propagation'lardan bahsediyor olacağım. Spring tarafında transaction yapısında yaklaşık 7 tane propagation var. Biz default'ta bunlardan bir tanesi required. Yani required burada default olarak gelen propagation yapısı. Ve genelde hep bunu kullanıyoruz. Yani ben açıkçası diğerlerinin kullanıldığını hiç görmedim. Yani çok değil, hiç görmedim. Hep required default olanı kullanıyoruz. Burada support var, mandatory var, requires new var, not supported var, never var ve nested var. Bunların her biri inam olarak çağrılıyor. Ve propagation nedir derseniz bir transaction yapısının davranışını belirleyen, ondan sonra gelecek transactional fonksiyonların da davranışını belirleyecek olan özelliktir. Bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Required bizim en sık kullandığımız, zaten default'ta da olan propagation type'tir. Nedir? 20 adet veri kaydetmek istediğiniz diyelim. 19. satırda hata attı. Tüm işlemler geri alınıyor. Rollback atılıyor. Ve ondan sonra mevcut bir transaction varsa require kendisine dahil ediyor. Hızlıca ben burada bir bahsedeceğim. Hatta bahsetmeden önce şu required'ın bir örneğini yapalım. Peki required'ı nasıl tanımlıyoruz? Öncelikle servis sınıfımıza gelelim. Transactional anotasyonları genelde servis katmanızda tanımlarız. Controller'la tanımlayamayız. Peki neden controller'la tanımlayamayız? Çünkü timeout'u request ve response süresini uzatacağı için controller'ları tanımlamak çok mantıklı değildir. Zaten biz cross-cutting controller'ları genelde business logiclerimizi işlediğimiz kısımda, yani servis kısımlarında kullanırız. Ondan dolayı servise tanımlamak en doğal, en mantıklı yol olacaktır. Şimdi benim burada bir tane transaction anotasyonum var. Şunu hatta silelim. Transaction anotasyonu şöyle bir et işareti koyduktan sonra transaction olarak çağırabiliriz. Bakın burada Spring Framework'tan geleni tercih ediyor olacağız. Spring Framework'tan aldığınızı tercih ediyor olacağız. Bunun içerisine bir gidelim. Bunun içerisine gittiğimizde içerisinde bazı property'ler, field'lar görüyor olacağız. Bu field'lardan bir tanesi bizim için önemli olanı propagation field'ı. Dikkat ederseniz zaten default'ta required olarak geliyor. Bir de isolation level'ımızda o da default olarak geliyor. Bunun üzerine konuşacağız ama şu anlık sadece şuradaki required'a odaklanalım. Ha, bir de şu altta timeout var. Bu timeout'ı 30 verirseniz bu 30 saniye boyunca işlemin tamamlanmasını bekleyecek. Eğer işlem 30 saniye içerisinde tamamlanmazsa timeout'ı taslatacaktır. Bir de şurada roll ve read only var. Read only'yi siz true yaparsanız bu transaction yalnızca read olan operasyonlar için çalışacağını, read only için çalışacağını belirtirsiniz. Bir de burada throwable, rollback for var. Rollback for dikkat ederseniz bir throwable, throwable'dan extend edilmiş bir nesneyi alıyor. Yani custom exception'larınızı buraya verebilirsiniz property olarak. Ama biz burada şu anda sadece göreceğimiz şey required'tır. O zaman product servisimizin içerisinde tekrardan geri gelelim. Anotasyonu tanımladıktan sonra şöyle bir parantez açalım. Bu parantezi açtıktan sonra burada şöyle bir şey yapalım. Bir propagation diyelim ve propagation dedikten sonra buna required'ı verelim. Tabii bunu görmede required'ı verdik. Artık bu şu manaya geliyor. Şu fonksiyon, şuradaki fonksiyon bir transactional olarak işaretlendi. Çalışma zamanında Spring gidecek bunun için bir adet proxy oluşturacak. Ve orijinal nesnemiz yani product servisimize bu proxy aracılığıyla ulaşacağız. Orijinal nesnemizin fonksiyonu ulaşmadan önce transaction başlatacak. Şurada bir tane transaction başlatacak. Şöyle transaction diyecek. Başlatacak. Ulaştıktan sonra işlem bittikten sonra buradaki transaction'ı kapatacak. Nasıl kapatacak? Rollback atacak veya commit edecek. Herhangi bir sorun yoksa. Bu kadardı. O zaman hadi şöyle bir başlatalım. Ama burayı başlatmadan önce şeye de bakmak istiyorum. Burada şu create images'ımızın içerisinde de bir transaction anotasyonu var mı diye bakmak istiyorum. Bakın burada da var. Bunu da required olarak işaretleyelim. Propagation required dedik. Bunu da required olarak işaretledik. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. Bu arada uygulamamız bir PostgreSQL veri tabanı üzerine çalışıyor. Ben bunu Docker Compose'la oluşturdum. Direkt Docker Compose'u ayağa kaldırarak bu DB oluşturabilirsiniz. Zaten resource'lardan da doğrudan bağlanacaktır. Uygulamam ayağa kalkıyor. Hemen şöyle db'imde hatta şöyle db'im şu komple bir drop edeyim. Uygulamam ayağa kalktı. Bakın controller'a geliyorum ve controller'da product'ın içerisinde şu fonksiyonu çalıştırıyorum. Bu fonksiyonu çalıştırdığımda şuraya da bir debug atalım ki şuradaki işlemlerin tek tek gerçekleştiğini görelim. Şuraya geldim. Şunun üzerine tıkladım. Hey, generate HTTP request in client dedim. Ve burada şöyle bir bunun için işlem gerçekleştirsin. Bakın buraya geldi. Devam ettirdim. Ama devam ettirmeden önce şöyle database'imi yenileyeceğim. Tablolarım gelsin. Product'ıma bakalım. Product'ım bomboş. Image'ıma bakalım. Bomboş. Kategorim bomboş. Herhangi bir şey yok. Çok güzel. Subkategoride bomboş. Tamam. Product servisime geri geldim. Şu an buradayım. Product servisim save işlemini gerçekleştirdi. Şu anda create image yapacak. Image'ları da gerçekleştirdi. Konsola bakıyorum. Bakın burada trace yani bizim için gerekli olan transaction'ları görüyoruz. Kusura bakmayın, araya bir telefon girdi. Telefonun girdiği için videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Burada trace'lerimizi tek tek görebiliriz. Transaction'larımızın oluştuğunu, tamamlandığını burada inceleyebiliriz. Peki burada ne oldu? Bakın biz bir işlem gerçekleştirdik. İşlemde herhangi bir hata yoktu. Hemen DB'mize gidelim bakalım. Bakın product'ımız eklenmiş, image'larımız eklenmiş. Neden? Herhangi bir hata yoktu. Herhangi bir hata olmadığı için işlemlerimiz sorunsuz olarak gerçekleşti. Bir de hatalı versiyona bakalım. Ne yapalım? Gelelim image servisimizin içerisinde şurada save olun altında diyelim ki throw new runtime exception. Bir runtime exception aslında ve runtime exception attıktan sonra transaction'ın nasıl davrandığına bir bakalım. Uygulamamı tekrardan başlatıyorum. Dikkat ederseniz buradaki propagation type'ım required. Burada requires new olanı var. Onu konuşacağız. O son derece kullanışlı bir propagation type'tır. Ne yapacağım? Tekrardan geleceğim buraya. Şuradan hemen HTTP generate client diyeceğim ve direkt şunu çalıştıracağım. Bakın bunu çalıştırdım. Create images'ıma geldi. Şurada product'ın en son bir olan product'ım var. Subcategory image'larım var. Kaç tane image'im var? 4 tane image'im var. Şuradan devam ettirdim. Ne oldu? Hata attı. Ve hata attığı için benim daha öncesinde aslında yani şu product servisi create image çalışmadan önce product repos.save fonksiyonum çalıştı. Yani burada product'ı save etmesini, kaydetmesini bekliyordum. Sonrasında ise image service'in içerisinde şöyle pardon buraya geri alacağım. Image service'in içerisinde save olumla çalıştı. Bu işlemler bittikten sonra bir runtime exception attı ve ben buradaki hem image'larımın hem de product'ımın veri tabanına kaydedilmiş olmasını bekliyorum mantıken. Çünkü bu işlemler gerçekleştikten sonra bir exception attı. Gidelim bakalım veri tabanımıza. Burada bir kayıt işlemi gerçekleşmiş mi? Hayır, gerçekleşmemiş. En son 4 gerçekleşmişti bir önceki çalıştırdığımızda ve ondan sonra bir işlem gerçekleşmemiş. Product'ımız da aynı şekilde kaydedilmemiş. İyi de bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Bakın. Siz bir transaction başlattığınızda bir fonksiyon üzerinde şu fonksiyonun şu parantezinden bu parantezine kadar her şeyin başarılı olmasını bekler. Transaction yapısı. Doğal olarak siz burada bu fonksiyonu çağırdınız. Product repository.save çağırdınız. Sonrasında create image'i çağırdınız. Ama create image kendi içerisinde bir transaction barındırıyor. Zaten require tanımladığınız için o transaction diğer transaction'a dahil oluyor. Burada da bir save işlemi gerçekleştirdiniz. Şu bracket'tan başladı buradaki parantezden. En son paranteze kadar başarılı olması gerekiyor ki DB'ye commit edebilsin. Ama burada bir runtime exception var. Ve burada bir runtime exception olduğu için ne yapıyor? Diyor ki ya bu başarısız bir işlem diyor. Ve tüm her şeyi rollback yaparak geri alıyor. Commit etmiyor. Transaction'lar bizim verideki tutarlılığımızı sağlamaya yarayan yapılardır. Çünkü buradaki runtime exception'ı ben buraya elle koydum ama siz buradan farklı bir servise gidebilirsiniz. Farklı bir servise çağırabilirsiniz veya bir topikte birçok şey burada çağırabilirsiniz. Orada gerçekleşebilecek bir hatada verinin değil, tutarsız verilerin veri tabanının oluşması istemezsiniz. Ondan dolayı transaction'ları kullanırsınız ve buradaki propagation type'ları da kullanırsınız. Default'ta her zaman required kullanılır dediğim gibi. Genelde yani default'ta required kullanılır. Genelde de zaten gördüğüm kadarıyla hep default yapı tercih edilir. Bir de bizim burada çok önemli, güzel de bir yapımız vardır. O da required new olandır. Required new ne yapıyor? Şunu yapıyor. Şimdi siz bir required olarak tanımladığınız zaman create, buradaki image servisinin içerisinde create fonksiyonunu, bu fonksiyon product servisinin içerisinde çağrıldığı için şuradaki transaction'a dahil edilir. Yani buradaki transaction session'ına oturumuna dahil edilir. Ama requires new olarak tanımladığınızda bir önceki transaction'ı askıya alır. Yani yoksa ya der ki ya kardeşim sen yoksun der. Kendisi yeni bir session oluşturur ve bu session içerisinde hayatına devam eder. Peki bunu bize ne sağlar? Şunu sağlar. Diyelim ki senin kaydetmen gereken 100 satırlık bir array'in var. Değil mi? 100 satırlık array'inin 95. satırında bir hata meydana geldi. Ama sen 94 tanesini kaydettin, 95. indeks üzerinde 94 tanesini kaydettin. 95'te hata meydana geldi. Ne yapacaksın? Bütün hepsini geri mi alacaksın? Belki geri almak istemeyebilirsin. Bunlar çok boyutlu dosyalar olabilir. 94'ünü commit etsin. Ondan sonraki hataları ise geri alsın diye düşünebilirsin. İşte bu yapıda biz requires new kullanıyoruz. Hemen nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunu gösterebilmem için şunu yapacağım. Daha iyi olsun diye örnek olarak. Şimdi burada image list alıyorum ya. Bu image listi for each ile döneceğim. For each ile şöyle dönüyorum. Item diyorum. Burada streamleri kullanarak diyorum. Tabii ki bu JavaScript değil. Şöyle döneceğim. Sonraki şuradaki save all yerine save diyeceğim. Ve item diyeceğim. If diyeceğim. Item item değil de ne diyelim? Item name equals image 3 ise bir exception fırlat. Değilse bu işlemleri tek tek gerçekleştir. Dur şöyle yapalım. Şimdi daha öncesinde kaydedilmiş olanları tek tek gerçekleştirecek ama image 3'e geldiğinde ki image 3'ü nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Product Controller'da ben bunu image 3 hepsini yanlış vermişim. Hiçbir zaman almayacak. Şöyle verelim. 1, 2, 3 verelim name'lerini. Burada image 3 olduğunda bir hata fırlatacak. Şunu bekliyorum. İlk önce 2 tanesini kaydetmiş olacak. Geri kalanları geri almış olacak. Ve product servisinin içerisindeki transaction'ı da etkilemeyecek. Beklediğim olay bu. Çünkü ben uzun bir veri setine sahip olabilirim. Bu veri setini kaydetmek isteyebilirim ve bütün hepsini geri almak istemeyebilirim. İşte burada requires new'leri kullanabiliriz. Hemen uygulamamı tekrardan başlatacağım. Şöyle yeniden başlatacağım. Hatta debuglayalım. Image servisime geleceğim. Şuraya bir debug atacağım. Sonrasında Product Controller'ıma geleceğim. Tekrardan şuradan Go to Declaration diyeceğim. Şunu çalıştır. Fark etmez, çalıştır bunu. Bakın buraya geldi. Runtime Exception'a. Burada image'larıma geliyorum. En son 4 tane vardı. Hala 4 tane var. Çünkü henüz commit edilmedi. Devam ettiriyorum programımı. Normalde bir 4 tane daha eklenmesi lazım. 2 tane eklenecek değil mi? Şey yapalım. Eklenmedi. Neden eklenmedi? Şundan dolayı eklenmedi. Çünkü ama product'ımıza gidelim. Product'ımız da eklenmedi. Şundan dolayı eklenmedi. Required tipiyle işlemlerini gerçekleştiriyor. Transaction ile. Create image içerisinde bir hata olduğu için product'ımızda bu hataya karşılık bir işlem yapamadı. Devam ettiremedi. Image servisinin içerisinde oluşan runtime exception şuradaki session'da oluştuğu için tekrardan her şeyi rollback olarak geri aldı. Buradaki exception'ın biz burada oluşmasını beklemeyiz. Biz buradaki exception'ın product'ın içerisinde oluşmasını ve buradaki transaction'ı, requires new transaction'ını etkilememesini bekleriz. Yani işte benim 1000 tane oluşturacağım şey vardı, resim vardı ya da 30 tane oluşturacağım resim vardı. Ben 28 tanesini oluştururken gitti, pardon 30'unu oluşturdum ya da 28 tanesini oluşturdum. Gitti product servisin son fonksiyonunda hata attı. Ben o kadar resim oluşturdum, bari bunları geri almasın dediğimiz yapıda biz şurada requires new'i kullanırız. Hemen onu yapalım. Yani şuradaki runtime exception'ı burada değil, nerede tanımlayacağız? Şurayı full geri alacağım şu şekilde elimle. Propagation required değil, burayı buradaki hatayı product servisinin şu altına koyacağım ve throw new runtime exception diyerek bir exception oluşturacağım ama buradaki oluşturacağım exception'ın product'ı etkilemesini, image servisi etkilememesini bekliyorum. Hemen deneyelim. Neden? Çünkü buradaki propagation type requires bu kendisi için yeni bir session yaratıyor. Yeni bir session yarattığından ötürü buranın transaction'ı sadece şu aralıkta geçerlidir. Yani kendisini bir önceki transaction'a dahil etmez. Etmediği için ise burada bir hata olmadığı sürece buradakileri commit eder. Product serviste bir hata olursa product servis kendi session'ında devam eder olaya. Deneyelim hemen, tekrardan product controller'a geldim. Şurada hemen go HTTP declaration dedim. Şunu çalıştırdım. Hop. Bakın bir hata meydana geldi elbette. 500 internal attı. Product'a geliyorum. Var mı bir şeyim? Yok. Image'e geliyorum. Bakın var mı? Var. Neden? Çünkü buradaki image service requires new olarak tanımlandığından ötürü şu çiziklerimi geri alayım. Kendisine özel bir session oluşturdu ve bir önceki transaction'a dahil olmadı. Dahil olmadığı için ise buradaki yani bir önceki transaction'a oluşan bir hata image servisimi etkilemedi. Requires new'in kullanım amacı bu. Çoğu zaman ihtiyaç dahilinde kullanılabilir. Dediğim gibi genelde required tercih ediliyor ama requires'ın de çok kullanışlı bir propagation tipi diyebilirim. Sunumuma geri döneceğim. Burada sunumumda var olan support dediğimiz bir tip daha var. Bu da şu. Kendisinden önce bir transaction varsa ona dahil olur. Yoksa non-transaction olarak yoluna devam eder. Çok kullanıldığını görmedim. Ya bir transaction başlatılmışsa daha deminki gibi required gibi bir transaction varsa ona dahil olur. Yoksa non-transaction olarak yoluna devam eder. Bunu da hemen örneğini göstereyim ama bunun örneğini göstermeden önce diğer propagation type'larında şöyle bir üstünden geçelim. Not supported. Çağrıldığı noktadan itibaren tüm yapılar non-transaction olarak çalışır. Kendisi önceki bir transaction varsa da askıya alır. Yani siz bir tane fonksiyonu non-supported propagation type olarak işaretlerseniz onun içine çağrılan tüm transactional fonksiyonlar veya sınıfların metodları non-transaction yani transaction olmadan yoluna bir devam eder. Bir hata da olsa bunlar rollback veya commit edilmezler. Bir önceki ise askıya alınır. Bir de never var. Never'ı bağımsız fonksiyonlarda kullanılmadı. Transaction başlatılırsa kendi önce bir transaction varsa ona dahil olmak istemeyeceği için hata fırlatır. Yani neredeyse hiç kullanımını görmedim. Bir de mandatory var. Mandatory şu. Kendinden önce mutlaka bir transaction'a dahil olmak ister. Her zaman required gibi davranır. Eğer kendinden önce bir transaction başlatılmamışsa, yani daha demin create fonksiyonu gibi transaction başlatılmamışsa hata ne gibi yapılarda kullanılır dersiniz. Yani bir ödeme işlemi gerçekleştirmek istiyorsunuz ve ödemenin bir tane fonksiyon içinde ve o fonksiyonun da mandatory propagation tipiyle işaretlenmiş bir transaction içerisinde gerçekleşmesini istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kullanımı çok azdır. Isolation level'lara geçmeden önce şu şeyi de anlatayım. Şimdi require new'dan bahsettik. Bir de burada kategori servisim içerisinde bir transactional daha fonksiyonu var. Bir create fonksiyonu var. Ben bunu öncelikle şöyle direkt ne yapacağım? Propagation tipini required yapacağım. Bakın burada read only true verebilirsiniz. Timeout'u 30 verebilirsiniz. Başka şurada rollback for exception class diyebilirsiniz. Eğer kendi bir exception class'ınız vardır ki hemen şurada oluşturalım. Bir tane package diyelim. Bu package'e gelelim. Ne diyelim? Exceptions diyelim. Exceptions'ın içerisine gelelim. My exception diyelim şöyle. My exception diyelim. Ve bunu da extend edelim. Nereden extend edelim? Runtime'dan extend edelim. Şöyle yapsın. Sonra gelelim buraya. MyException.class'ı çağırabilirim. Bu şekilde de konfigürasyon yapabilirsiniz. Transactional anotasyonun içerisinde bu değerleri vererek. Tabii şunların hepsini sileceğim. Bakın bu bir required. Bir required olduğu için ise içerisinde bir de subcategory create çağırıyor. Ben bu subcategory create'e gideceğim. Buna ise support diyeceğim. Propagation type required dedi. Bunu şey tamamlıyor. Otomatik tamamlıyor. Buna support diyeceğim. Support neydi? Kendisi önce bir transaction başlatıldıysa ona dahil oluyor. Başlatılmadıysa non-transaction yoluna devam ediyor. Kendisi önce bir transaction başlatıldı mı? Başlatıldı. Nerede başlatıldı? Burada başlatıldı. Hemen şurada bir hata atalım. Bir hata atalım bakalım burada. Ne olacak? Throw new runtime exception diyelim. Bir hata atalım burada. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. Buradaki kategori sınıfımın transactional'ı required olarak işaretlenmiş. Buradaki subkategori servisimin içerisindeki support olarak işaretlenmiş. Propagation'ı. Kategori controller'ıma geliyorum. Şuradan hemen generate ediyorum bunu ve direkt çalıştırıyorum. Bakın hatayı attı. Ne yapmasını bekliyorum? Buradaki hiçbir şey DB eklememesini bekliyorum değil mi? Bakıyorum kategori bomboş. Sub kategorinin de boş olmasını bekliyorum. Evet bomboş. Ama support non-transaction'ı davranmıyor muydu? Non-transaction'ı davrandığı için buradakilerin eklenmiş olması gerekiyor. Hayır. Neden? Çünkü daha öncesinde bir transaction başlatılmış. O required olarak işaretlenmiş. O hangisiydi? Kategori servisi. Bakın buradaydı. Required olarak işaretlenmiş. Bu required olarak işaretlendiği için subkategori servisi de içerisinde create metodu da onun transaction'a dahil oluyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu işlemeyelim bu şekilde. İşlemeyelim bu şekilde. Hatta dur oraya geçmeden önce şöyle yapalım. Buradaki runtime exception'ı şeye tanımlayalım. Subkategori servisinin içerisine tanımlayalım. Throw new runtime exception diyelim. Bakalım aynı davranışı gösterecek mi? Yani hem kategoriyi oluşturmamasını bekliyorum. Tabii şurada return ifadesi olmayacak. Hem kategori oluşturmamasını bekliyorum. Hem de subkategorileri oluşturmamasını bekliyorum. Bakalım aynı pattern'ı bizlere gösteriyor. Olacak mı? Aynı davranışı gösterecek mi? Tekrardan burada şurada generator request'ime geliyorum. Buradan bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda sub kategorinin içerisinde hiçbir şey oluşmamasını bekliyorum. Hiçbir şey oluşmamış. Kategorinin içerisinde hiçbir şey oluşmamasını bekliyorum. Hiçbir şey oluşmamış. Neden? Çünkü required bunu da kapsadığı için burada bir exception oluştuğundan ötürü bütün her şeyi rollback yaparak geri aldı. O zaman kategori servisinin içerisinde şu tanımlanmamış olsaydı, yani bir transaction başlatılmamış olsaydı support nasıl davranacaktı? Bakın kendi içerisinde bir hata var. Mantıken transaction yapılarında şey beklerim değil mi? Bir hata varsa her şey geri alsın. Ama bunun propagation type'ı support olarak işaretlendiği için her şeyi geri alacak mı, almayacak mı ondan emin değilim. Hemen emin olmadığımız için çalıştırıp bir deneyelim. Buraya gidiyorum. Yani çalıştırdıktan sonra şeyi beklemiyorum. DB'lerin hiçbir şey oluşmasını beklemiyorum. Bakalım öyle olacak mı? Go to declaration diyorum. Şurada kategorisi çalıştır. Burada bir çalıştır bunu. Hata attı. Gidiyorum kategori oluşmuş. Gidiyorum sub kategoride oluşmuş. O zaman burada bir problem var. Nedir o problem? Aslında bir problem yok. Hiçbir problem yok. Sadece biz bunu support olarak işaretlediğimiz için kendinden bir transaction başlatılmadığından ötürü kendisinde bir session'a, bir transaction'a dahil etmiyor. Etmediğinden ötürü ise bir exception durumunda rollback veya commit işlemlerini gerçekleştirmiyor. Bu mandatory olsaydı kendisi önce bir transaction başlatılmadığı için hata atacaktı. Bakalım hata atacak mı? Tabii şu an hata atmaz da çalıştığı zaman hata atacak. Şöyle geliyorum buraya. Tekrardan bunu çalıştırıyorum. Go to declaration https diyorum. Şuradan çalıştıracağım bunu tekrardan. Çalıştırdığımda Bakın hata attı. Hatamıza bakalım hemen konsolda. No existing transaction found for transaction market with propagation mandatory. Yani mandatory için işaretlenmiş bir transaction'da ben başlatılmış bir transaction bulamadım diyor. Ya böyle bir transaction yok diyor. Bir transaction başlatılmamış ama bu mandatory olarak işaretlenmiş. Bu mandatory olarak işaretlendiği için bundan önce bir transaction başlatılması gerekiyor. Nasıl çözerim diyorum. O zaman benim bu fonksiyondan önceki fonksiyonu bulmam lazım. Bu fonksiyonu hangi fonksiyonu çağırıyor? Orayı bulmam lazım. Subkategori fonksiyonundaki create metodu, subkategori sınıfındaki servis sınıfındaki create metodunu kategori servisteki create metodu çağırıyor. O zaman ben şurayı şöyle required olarak işaretlersem bu mandatory hata vermez gibime geliyor. Öyle mi acaba? Bir bakalım. Kategori controller'a gidiyorum tekrardan. Şuraya go to declaration diyeceğim. Çalıştıracağım. Evet 500 aldık. Bakalım bu 500 transaction'dan kaynaklı bir hata mı yoksa bizim runtime hatamız mı? Hayır, bizim runtime hatamız. Çok güzel. Sub kategori oluşmuş mu? Hayır, oluşmamış. Kategori oluşmuş mu? Hayır, oluşmamış. İşte her şey, pardon, kategori oluşmuş, sub kategori oluşmamış. Özür dilerim. İşte her şey bu kadar güzel ve kolay transaction'ları propagation'larla yönetmek. Çok hoş. Genelde dediğim gibi şey kullanılıyor, default yapı kullanılıyor ama bu mandatory'de, requires new'de, support'ta, never'da, not supported'da gerekli olan alanlarda kullanılabilir. Tercihde özellikle requires new'in tercih edilebileceği çok fazla yer olabilir. Ama bu never gibi, mandatory gibi yerler çok fazla büyük projelerde çok fazla geliştirici çalışacağı için bir kafa karışıklığı da yaratabilecek şeylerdir diyerek sunumuma isolation level'larla devam ediyorum. Şimdi isolation level'lar nedir? Isolation level'lar eş zamanlı işlemlerde verilerin tutarlılığını sağlayan ve izole eden bir yapıdır. Burada bizim 3 tane problemimiz var. Bu problemler şunlardır. Eş zamanlı problemi. Bir tanesi dirty reads dediğimiz bir problem. Yaygın bir problem. O da şu. Ben T0 anında, şuradaki T0 anında bir adet product'ın fiyatını güncelliyorum. Bu product'ın ID'si 1001. Yani ID'si 1001 olan product'ın fiyatını 1999 olarak güncelliyorum. Bu transaction A. Aynı anda transaction B ile çalışıyor. Ve bu da T1 anında product'ı okuyor. T1 anda product'ı okuduğunda doğal olarak güncellenmiş fiyatı okuyor. Yani price'ı 1999 olan product'ı okuyor. Çünkü bu T0 anında güncellendi. Bu da T1 anında okudu. Demek ki güncellenmiş olanı okuyor. DB tarafında bu işlemler ta ki commit edilinceye kadar geçici olarak tutulacağından ötürü ise henüz commit edilmemiş. Yani DB tarafında kalıcı hale getirilmemiş oluyor T1 anında. T2 anında bu transaction üzerine bir hata gerçekleşiyor. Hata gerçekleştiği için ise burası tüm işlemleri rollback yaparak geri alıyor. Ama ben transaction B'de price'ı 1999 olarak okuduğum için client tarafına bunu bu şekilde dönüyorum. İşte burada dirty read dediğimiz ifade ortaya çıkıyor. Yani yanlış bir okuma yapmış oluyorum. Ben T0 anında datayı güncellediğimi düşünüyorum. Yani price'ı aslında tek bir field güncellediğimi düşünüyorum ama aynı transaction üzerine bir hata alıyorum. Bu hatayı T2 anında alıyorum. Ben gidip T1 anındaysa ne yapıyorum? Bir product okuyorum. Ama ben güncellenmiş fiilde okuyorum. Ama rollback atıldığı içinse bu fiil artık bu şekilde değil. Eski haline gelmiş oluyor. Çünkü burada bir hata meydana gelmiş oluyor. Bu eş zamanlıkta 3 problem, bir tanesi dirty read. Bir de bunun bir diğer problemi olan non-repeatable reads vardır. O da şudur. Ben T0 anında ID'si 1001 olan bir product'ı okuyorum. Transaction A üzerinde, bunlar eş zamanlı gerçekleşen iki transaction, iki işlem. A üzerinde T0 anında bunu okuyorum. B üzerinde T1 anında bu product'ın bir tane field'ını, yani price'ını güncelliyorum 1999 TL olarak. Ve T2 anında bunu commit ediyorum. T3 anındaysa tekrardan okuyorum. Buradaki olayı anlayabildiniz mi? Olay şu. Ben price'ı burada güncellememiştim. Yani şurada okurken eski price vardı. Eski fiyat vardı. Bunu 1500 olarak düşünün. Ya ben burada okurken 1500 vardı. Bu transaction üzerinde bir daha aynı şey okudum. Product okudum. ID'si 1001 olan product okudum. Ve bu sefer bunun price'ı 1999. Çünkü neden? Transaction B T1 anında ve T2 anında, T1 anında bir yazma işlemi gerçekleştirdi. Bir güncelleme işlemi gerçekleştirdi. T2 anında ise commit etti. Ben burada geldim. Price'ı burada 1999. Burada 1500. İşte burada bir veri tutarsızlığı mevcut. Bu da non-repeatable reads olarak geçiyor literatürde. Bir de son olarak bunların tek bir field değil de bir data setini kapsayan Phantom Reads var. Peki bu Phantom Reads nedir? Bu da şu şekilde çalışıyor. İki tane transaction aynı anda başlıyor. Transaction A ve Transaction B. Transaction A T0 anında ID'si 1001 olan product'ı okuyor. Okuduğunda bunun field'ları işte var. Yani field'ları var. Bu field'lar farklı farklı. T1 anında Transaction B eş zamanlı gerçekleştiğinden ötürü bu product'ın field'larını güncelliyor. Price'ı 1999 yapıyor. Name'i iPhone 14 yapıyor. Description'ı ise iPhone 14 bla 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 bir şey yapıyor. T2 anında commit ediliyor. Ama ben aynı Transaction A üzerinde eş zamanlı olarak T3 anında bir daha bu product'ı okuduğumda bir bakıyorum ki ya ben T0 anında okudum. Bütün data seti tamamen farklıydı. Bir de gittim T3 anında okudum. Burada da data seti çok farklı. Ya burada bir tutarlılık yok diyor. Bir tutarlılık olmadığı içinse burada Phantom Reads deniyor. SQL tarafındaysa MySQL ile Oracle arasında bunları default'ta destekleyen yapılarda farklılıklar olduğunu biliyorum. Ama bunların da tabii çözümleri var. İşte biz bunlara isolation level'lar diyoruz. Buradaki isolation level'lardan çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Sonra kodla da göstereceğim. Bu üç şey çok önemli. Üç tane eş zamanlılık problemi. Dirty Reads, Unrepeatable Reads ve Phantom Reads. Bunların nasıl çalıştığını zaten aslında çok basit mantığı. Hemen bir daha tekrarlayalım şöyle. Neydi Dirty Reads? Dirty Reads şuydu. Ben T0 anında ürünün fiyatını güncelliyorum. T1 anında ürünü okuyorum. Ama neye göre okuyorum? Güncellenmiş fiyata göre okuyorum. Aynı Transaction A üzerinde T2 anında bir hata meydana geliyor. Hata meydana geldiği için rollback atıyorum. Artık DB'de güncellenmiş fiyat olmayacak doğal olarak. Çünkü rollback attım. Eski fiyat yer alacak. Ama ben client'a güncellenmiş fiyata döndüm. Bu Dirty Read. Hemen Non-repeatable read'e bakalım. Non-repeatable read neydi? T0 anında bir ID'si 1001 olan product'ı okudum. Transaction A üzerinde eş zamanlı gerçekleşiyor. Transaction B üzerinde T1 anında ID'si 1001 olan product'ın tek bir field'ını güncelledim. Yani fiyatını 1999 yaptım. T2 anında commit ettim. T3 anında tekrardan okuma ihtiyacı duydum aynı transaction üzerinde. Ama bu sefer bir baktım ki bunun fiyatı 1500 değil. 1999 olmuş ama ben T0 anında 1500 olarak okudum. Hayda, burada bir sıkıntı var diyor. Ben daha henüz bu işlemi bitirmedim. Transaction'ı kapatmadım. Commit işlemi gerçekleştirmedim diyor. İşte bu da non-repeatable reads problemi. Bir de Phantom problemi var. Hemen hızlıca tekrardan bahsedeyim. T0 anında product'ı 1001 olarak okudum. T1 anında product'ın data setini güncelledim. Yani bütün fiyatlarını güncelledim. T2 anında commit ettim. Ama T3 anında tekrardan okuma ihtiyacı duydum. Bir baktım ki yani T0 anında okuduğum data setiyle T3 anında okuduğum data seti arasında hiçbir alaka yok. Çok farklı birbiriyle. Ve ben henüz bir commit işlemi, bir transaction'ı kapatmadım. Bir commit veya rollback işlemi hiçbir şey gerçekleştirmedim. Bu sırada nasıl bu kadar farklı veri olabiliyor? Bu da verinin tutarsızlığı için, yani tutarsızlıkla alakalı karşımıza çıkan eş zamanlılık problemlerinden biri Phantom Reads. Biz bunları Spring tarafında isolation level'larla çözüyoruz. Bu isolation level'lardan biri Read Uncommitted Isolation Level. Bu en düşük izolasyon seviyesidir. Burada eş zamanlılık problemlerinin tümüne izin verir. Bu izolasyon seviyesi bu eş zamanlılık problemlerini önleyemez. Önleyemeyeceği için ise biz bunlarla karşılaşırız. Bir sonraki eş zaman şeyse isolation level'ımızsa read committed. Bu ikinci seviye izolasyondur. 4 read'i engeller ama eş zamanlılık problemlerinin diğerleri gerçekleşebilir. Yani non-repeatable reads ile phantom reads gerçekleşir. Bir de repeatable read vardır. Üçüncü seviye izolasyondur. Dirty read ile non-repeatable read'i engeller ama phantom read'i engelleyemez. Son olarak da serializable vardır. En üst seviye izolasyondur. Tüm eş zamanlı problemlerini engeller. Eş zamanlı çağrıları sırasıyla yürütür. Yani tek tek yürütür. Performans açısından çok ama çok pahalıdır. Koda geçelim burada. Zaten bu son slide'tı. Kodda şundan bahsediyor olacağım. Neden bahsedeceğim kodda? Burada product servisimin içerisinde transaction anotasyonunun içine gideceğim. Transaction anotasyonunun içerisinde ise isolation'ım var. Bakın burada property olarak var. Bu default olarak genelde. Burada default olarak veriliyor. Peki bunun default'u ne? Default'u şu JDBC isolation level'lar kullanılıyor. Burada read uncommitted'ım var. Read committed'ım var. Repeatable read'im var. Ve serializable'ım var. daha az önce şeyde anlattığınız, yani daha 2 hastane önce anlattığım şeyler, buradaki inam yapıları. Bir anda telefon çalınca dikkatim dağılıyor. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Burada propagation'a nasıl required verebiliyorsak, aynı zamanda buraya gelip şuraya, pardon, şuraya şöyle bir virgül bırakıp buraya isolation level'ımızda serializable olarak belirtebiliriz. Ama dediğim gibi bu serializable çok maliyetli bir şey. Biz genelde zaten burada default'ları kullanırız. Bunlar veri tabanına farklı lıklar gösterebiliyor. Örneğin işte MySQL ile Oracle arasındaki bir farklılıktan ötürü bir isolation level destekliyor, diğerini desteklemiyor gibi şeyler mevcuttur. Ama isolation level'ları bilmek, oradaki 3 eş zamanlılık problemini bilmek son derece önemli. Buradaki 4 izolasyon yöntemi ANSI standartlarına göre gerçekleştirmiş. ANSI standartlarının locking paternlerine göre gerçekleştirmiş 4 tane izolasyon yöntemi nedir? Read uncommitted, read committed, repeatable read ve serializable. Bu 4'ü eş zamanlı problemleri için ortaya çıkmış yöntemlerdir. Başka var mı aklıma gelen anlatacak bir şeyim transaction'larla alakalı? Hayır, transaction'larla alakalı anlatacak herhangi bir şeyim kalmadı. Şuradaki proxy incelemenizi isterim. Bu son derece önemli. Nasıl çağrıldığını falan. Hatta şöyle bunu da çalıştıralım mesela. Bakın bunu çalıştırdığımızda burada proxy kategori service, get transaction kategori ve commit transaction diyerek 3 tane şeyin buraya geldiğini görebilirsiniz. Sistem 1'in outline'ın buraya geldiğini görebilirsiniz. Nasıl geldi? Bir kere zaten bunun instance oluştuğu için şuraya proxy kategori servis yazdı buraya. Sonra bu fonksiyonu çağırdı. Get transaction'ı yazdı. Bir hata oluşmadığı içinse şuradaki fonksiyonu çağırdı. Bu fonksiyon içerisinde de şey vardı. Gidelim fonksiyon içerisinde. Kategori servis vardı. Onu buraya yazdı. Sonrasında ise commit transaction dedi ve transaction'ı gerçekleştirdi. Bunun içerisinde hata oluşsaydı ne olacaktı? Throw new runtime exception diyelim. Şöyle bir exception atalım. Şurayı tekrardan şöyle run edeyim. Çalıştıralım. Bakalım. Bu sefer ne dedi? Tabi burada bir işlem gerçekleştirmediğimiz için yine altı doğru gitti. Burada da bir şey yapmamız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Buradaki package gerçekten önemli. Altta bırakacağım kaynaklarda da propagation level'ları ve isolation level'ların 3 tane eş zamanlılık problemini iyi bilirseniz çok fayda sağlayacaktır. Neden bunları bilmek gerekiyor? Bazı ekstrem durumlarda buradaki transaction'ların arasına girerek işlemler gerçekleştirmek gerekebilir. Bu işlemleri gerçekleştirmek istediğimiz zaman bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bazı çeşitli problemlerde ise işte buradaki eş zamanlılık problemlerinde ise kullanacağımız veri tabanının farklılığından ötürü vesaire vesaire onları çözümleyebilmemiz için eş zamanlılık problemlerini, isolation level'ları bilmemiz gerekiyor. Propagation level'ları iyi bilmemiz gerekiyor. Performansı arttırabilmemiz açısından örneğin sizin yani mesela requires new'i gördük değil mi? Requires new'de ben yeni bir session oluşturuyorum. Belki yeni session'ı oluşturmaya ihtiyaç duyabilirim performans açısından. 1000 tane veri kaydediyorum. Ya bir tane hata gerçekleşti diye ben 1000 tane veriyi de kaybetmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ben oraya 995 tanesini koyayım. Geri kalan 5 tanesinde job çalıştırırım, bir şey yaparım diyebilirsiniz. Bundan dolayı buradaki propagation level'lar da önemlidir. Proxy'ler önemli. Nasıl çalıştığı çok önemli. Videonun açıklama kısmına pattern'dan tutun bütün makaleleri ve kaynakları bırakıyor olacağım. Kaynak kodları da GitHub'a atacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.